HDP'den istifanız. Önce tutukla, önce belediye başkanları alınmanız, görevden alınmanız, sonra tutuklanmanız, sonra istifanız. Bütün bu süreci bize bir anlatır mısınız? Yani niçin görevden alındınız, niçin tutuklandınız, niçin serbest bırakıldınız ve sonra da niçin HDP'den istifa ettiniz? Fatih Bey, öncelikle tabii bir yanlış bilgiyi ya da algıyı düzeltmem gerekiyor. Buyurun galiba. Efendim. Ben hala HDP üyesiyim. Yani benim o günlerdeki yani tavrım tümüyle aslında belediyeye kayyum atanmasını önlemek, Türkiye'de güzel bir örnek ortaya koyduğumuz Kars Belediyesi'ndeki yani ortak yönetimi, aslında öyle ifade etmemiz gerekiyor. Çünkü Türkiye'de çok örneği yok. 5 partinin temsil edildiği bir belediye meclisi vardı ve neredeyse biz 1,5 yıl boyunca kararların büyük kısmını oy birliğiyle aldık. Evet. Türkiye siyasetinde kamplaşmanın, ayrışmanın bu kadar derinleştiği bir ortamda yani MHP'nin, AK Parti'nin, CHP, DSP ve HDP'nin oy birliğiyle kararlar alarak bir şehrin yönetimini başarması bütün partiler açısından bir olgunluktur. Şehir içinde elbette gurur verici bir durumdur. Ben kayyumlar konusunu bir çözümsüzlüğün sonucu olarak görüyorum. Bir çaresizliğin sonucu olarak görüyorum. Dolayısıyla da belki Kars'ta kayyum atanmayabilirdi. Kayyum atanmasını önleyebilirdik. Nihayet en son kayyum atanan ildir HDP'li belediyeler için içerisinde il belediyesi olarak. Ben de Kars'a kayyum atanmasın, onun yerine partiler bir araya gelsinler, belediye meclisinde kendi başkanlarını seçsinler, başkan yardımcılıklarını belki partiler birlikte paylaşsınlar ve şehri birlikte yönetsinler. Bir Kars modeli ortaya çıksın. 1,5 yıllık pratiğin devamı olacak, onu daha güçlendirecek, sadece ortak karar alan değil, sorumluluğun altına birlikte giren, taşın altına birlikte elini koyan bir siyaset modelini Kars'ta hayata geçirelim diye istifa, belediye başkanlığından istifa, evet, ettim. Sonuçta benden dolayı, benim davalarımdan dolayı bütün şehrin cezalandırılmasını istemiyordum. Bunu önleyebilir miyim diye kendimce bulabildiğim formülü hayata geçirmeye çalıştım ama ne yazık ki ne yani parti tarafından bu konuda çok sıcak karşılanan bir tutum, davranış oldu bu, ne de yani belediye meclisinin bir gün sonraki toplantısında böyle bir kararın çıkmasına fırsat olmadan belediye meclisi de feshedildi. Dolayısıyla kayyum atandı tutuklandığım gün ve yani benim yapmaya çalıştığım şey ne yazık ki gerçekleşmedi. Dolayısıyla ben belediye başkanlığından istifa etmeye çalıştım. Ama tabii bu resmileşmedi, resmileşemedi. Çünkü gözaltında bir biçimde bunu somut, yasal bir prosedüre dönüştürmeyi başaramadık. Ve nihayet hala yani işte açığa alınmış, bir süre tutuklu yargılanmış. Sizin de ifade ettiğiniz gibi işte 8 arkadaşımızla birlikte tutuksuz yargılanmaya devam ediyoruz. Evet. Tutuklu arkadaşlarımız var. Daha başlangıçta gözaltında serbest bırakılan arkadaşlarımız var. Ve yani dava devam ediyor. Biz de tutuksuz yargılanmaya devam ediyoruz. Yani sizin istifanızın amacı aslında belediye meclisinin yeni bir başkan seçmesi ve belediyeye bir kayyum atanmaması, demokratik bir başkanlık sürecinin devam etmesi gayesini güdüyordu. Ancak buna imkan tanınmadı mı diyorsunuz? Evet, ne yazık ki yani partilerin birlikte şehri yönetmesi bence son derece değerlidir, önemlidir. Sonuçta Kars'ta biz %30 civarında oy aldık. Yani diğer partiler de bize yakın oy aldılar. Neredeyse 4-5 parti yarıştı. Kars'ın sosyolojisi bu açıdan biraz özgündür. Cumhur İttifakı bizden birkaç puan azaldı. CHP ondan birkaç puan azaldı. Ve nihayet aslında yani belki yönetimde partilerin birlikte hareket etmesi, yani yönetim erkini paylaşması. Çünkü HDP'nin mecliste çoğunluğu yok. Kars Belediye Meclisi'nin çoğunluğu, evet, diğer partilerden oluşuyor. Bu da HDP'nin tek başına yönetmesine imkan vermiyor. Diğer partilerle birlikte yönetmek, yani Türkiye'de bir başka örnek ortaya çıkartmak açısından önemli olabilirdi. Kimse Türkiye'de galiba kayyum atanmasının iyi bir şey olduğunu söylemiyor. Yani iktidar bloku da mecbur kaldığı için kayyum atandığını iddia ediyor. İktidar tarafındaki partiler de bunu böyle savunuyorlar. Bu Türkiye'yi uluslararası arenada da son derece zorlayan bir resim, ismi, tabloyu ortaya çıkartıyor. Ama hepsinden önemlisi tabii şehirler neyi hak ediyor? Yani insanlar seçtikleri kişilerin elbette suç işleme hakları yok. Yani suç işlemekten siyasetçi beri değildir. Yani siyasetçi de suç işlediğinde gayet tabii yargılanabilir. Ama yani siyasetçinin yargılanması bütün bir şehrin cezalandırılmasına dönüşmemeli. Esas olan suçsuzluktur. Cezasızlık değil kastettiğim şey, suçsuzluktur. Suç işlediğiniz ispat edilmektedir.
edilene kadar sonuçta suçsuz kabul edilirsiniz. Hukukun en temel ilkesidir bu. Yani hüküm kesinleşirse, ceza kesinleşirse gayet tabii, yani işte yasalarda ortaya konulan formül nettir. Belediye meclisi toplanır, kendi arasından belediye başkanını seçer. İstifa ya da görevden almanın Türkiye hukukundaki, iç hukukundaki süreci böyle tarif edilmiştir. Ben de bu süreci işletmek, yani demokrasinin kendi içinde kendi sorununu çözebilmesinin kapısını aralamak için kendi adıma fedakarlık yapmaya çalıştım. Feragatta bulunmaya çalıştım ama istediğimizi başaramadık ne yazık ki. Peki partinizin buna tepkisi neydi? Parti niye bunu, partim bile beni ne yapmak istediğimi anlamadı dediniz. Parti niye anlamadı bunu? Burada partiler arası bir gerilim oluştu mu? Şimdi tabii yani ben parti içerisinde yani MYK'da görev yaparken de, parti sözcülüğü yaparken de, grup başkan vekilliği yaparken de, yani gerek parti kurullarında gerekse yani ilgili arkadaşlarımızın sorumlu oldukları alanlar üzerinden değerlendirmelerimi, eleştirilerimi paylaştım. Ben siyasi partilerin bir adeta hani dini mekanizma gibi görülmesini, tartışılmaz dogmatik bir tabulaştırmaya, hatta bir putlaştırmaya maruz kalmasını doğru bulmuyorum. Yani parti sonuçta demokrasinin bir aracıysa bizler farklı görüşleri, değerlendirmeleri parti kurullarında yapabilmeliyiz. Parti içinde tartışabilmeliyiz. Hatta bunu toplumsallaştırabilmeliyiz. Çünkü siyasetin asıl öznesi siyasetçiler değildir. Parti yöneticileri değildir. Siyasetin asıl öznesi toplumdur. Dolayısıyla partilerin sahibi de halktır. Yani dolayısıyla biz partileri böyle homojen, işte tek tip, emir komut ilişkisi içerisinde aygıtlar gibi görürsek, bırakın partilerin Türkiye'yi demokratikleştirmesini, Türkiye toplumunu, Türkiye siyasetini dönüştürmesini, çoğulculaştırmasını, tersini yaşarız. Yani partilerin kendisi demokrasiye muhtaç hale gelir, kendileri demokrasiden mahrum hale gelir. Ben parti içerisindeyken de eleştirilerini yapan, sonra genel merkez yöneticisi olmaktan çıktığımda, yani belediyede çalışmaya başladığımda da zaman zaman kamuoyuna açık röportajlarda da bazen parti yöneticileriyle de düşüncelerini paylaşan birisiyim. Yani bunu partiye zarar vermek ya da işte Türkiye siyasetinde yani tepkisel davranışlara girmek niyetiyle yapmadım. Sonuçta Türkiye siyasetinin bence eleştirilmeye değer çok yapısal sorunu var. HDP de Türkiye siyasetinin bir parçası. Türkiye siyasetindeki çürüme, yozlaşma, kariyerizm, kişisel hesapların bazen toplumsal kaygıların önüne geçmesi, empati dilinin siyasete egemen olmaması, sadece bir mahalleye hitap eden siyaset diliyle siyasetin sürdürülmeye çalışılması gibi bütün partilerimizi kapsayan, bütün partilerimizi tehdit eden yapısal sorunlar var. Ben bu yapısal sorunlara itiraz ettim ve yani bu itirazı da ben HDP'nin değişimi, dönüşümü, genişlemesi, yani toplumda HDP'ye yönelik korkunun, kaygının giderilmesi açısından önemli görüyorum. Burada hani bir partiye tepki olarak, bir çıkış, bir arayış olarak kendi durduğum yeri tarif etmiyorum. Topyekün Türkiye siyasetinde yeni bir tarza, yeni bir dile, farklı bir üsluba ihtiyaç olduğunun özellikle altını çiziyorum. Yoksa yani bir partiye tepki olarak eğer hani duruşumu şekillendirecek, belirleyecek olursam yani en nihayetinde o partiye tepkinin ifade ettiği anlamın toplumsal karşılığı neyse o kadar karşılık bulur. Ama Türkiye siyasetinde bakın sadece HDP ile ilgili bir rakamı paylaşayım izninizle. Birçok anket firmasının işte yani ortaya koyduğu ortalama rakamlar üzerinden söylüyorum. HDP'ye oy verebilirim diyen seçmen sayısı yani oranı %22 ile 25 arasında. Ama oy veririm diyenler işte 10 civarında. Şimdi neredeyse oy verebilirim diyen seçmenin yarısından daha azı oy veriyorsa bu verebilirim dediği halde, yani aslında HDP'ye yönelik bir ilgisi olduğu halde oy vermeyen seçmen neden vermiyor? Yani HDP'de neyi eksik görüyor? Neye dair itirazı, eleştirisi var ve HDP bu konuda ona güven vermiyor. Yani bu analizi, bu değerlendirmeyi sadece HDP için değil birçok parti için yapmak zorundayız. Çok ilginç hani seçmen davranışında 3 halka var. Yani bu halkalardan birisi hani partilerinden memnun olan seçmenler. %35-40'larda bunların Türkiye'deki oranı. Bir ikinci halka var. Yani aslında memnun değil ama tepkisel oy veriyor. Yani başkası kazanmasın diye veriyor. AK Parti kazanmasın diye CHP'li ya da AK Parti kazanmasın diye HDP'li ya da işte CHP kazanmasın diye AK Partili. Neyse yani hani ötekisi üzerinden kendisine pozisyon belirliyor. Aslında hani partisini içselleştirdiği için, partisine sahiplendiği için değil,